29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Evet, Cumhuriyetimizin 90. yıl kutlamaları vardı bugün Sünap'ta. Mükemmel bir bayram havasında ve mükemmel bir kalabalık vardı. Evet, yıllardır görmüş olduğum en büyük kutlama, en mükemmel törenlerden bir tanesiydi. Törenlere damgasını vuran ise Cansu Koca'nın okumuş olduğu şiirdi. Alkışlarla uğurlandı. İşte bütün bayram programı sizlerle. Sevgili Sinoplular, Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Bando takımları ve bayrak kulama takımları, Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Sayın Milletvekilim, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Başsavcım, Ağır Ceza Reisim, kıymetli mesai arkadaşlarım, sevgili öğrenciler, basınımızın güzide temsilcileri ve sevgili Sinoplu hemşehrilerim, bugün Cumhuriyetimizin 90. yılını kutlamak üzere toplanmış bulunuyoruz. Evet, bugün yurdumuzun tüm köşelerinde olduğu gibi Sinop'umuzda da Cumhuriyetimizin 90. yılı büyük bir coşkuyla, kıvançla, gururla ve sevinçle kutlanıyor. Dünya tarihine adını altın harflerle yazdırmış olan ve dünya milletleri arasında şanlı, şerefli ve ihtişamlı bir yer edinen bu milletin Anadolu coğrafyasını ebedi vatan, ana vatan yaptığı son hamlesinin adıdır Cumhuriyet. Dünya tarihine ve coğrafyasına asırlarca adaletle ve dirayetle hükmettikten sonra tıpkı diğer canlı organizmalar gibi tabi ömrünü dolduran ve yavaş yavaş tarih sahnesinden çekilen bir imparatorluğun mirasını yağmalama telaşına düşen yeni düvele karşı bu yüce milletin canını dişine takarak verdiği cevap yanan
yıkılan bu yurdun tünellerinden asrın icabına uygun yeni ve dinamik bir devletin doğuşunun adıdır Cumhuriyet. Bugün Cumhuriyetimizin 90. yılında geldiğimiz nokta hiç küçümselecek bir nokta değildir. 75 milyon genç, dinamik ve iyi eğitilmiş bir nüfus, dünyada 16. büyük ekonomiye sahip bir ülke ve kendi hinterlandı içinde ve tüm dünyada sayılan, saygı duyulan bir devlet olmak hiç azımsanacak bir şey değildir. Evet, gelinen nokta azımsanacak, küçümselecek bir nokta değildir ama yeterli midir? Sorusunun cevabı hayır. Yeterli değildir ve daha iyisini oluşturmak için çalışmak bizlerin ve sevgili gençler sizlerin boynunun borcudur. Bundan sonra 90 yaşına gelmiş ve artık güçlüğünü ispat etmiş Cumhuriyetimizi tam ve kamil manada demokrasiyle taşlandırmak, milletin tümünün sahiplendiği, kimsenin kendisini öteki ve dışlanmış hissetmediği büyük Atatürk'ün Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir sözünde ifade ettiği gibi Cumhuriyetimizi, devletimizi tek bir vatandaşını bile kimsesiz hissettirmeyen her bir vatandaşının da bu benim ülkem, bu benim devletim diye gönülden bir sahiplenişle sahiplendiği bir hale getirmek de boynumuzun borcudur. Evet, Cumhuriyetimizin 90. yılı kutlu olsun diyor. Daha nice uzun yıllar, sonsuza kadar Cumhuriyetimiz ve ülkemiz var olsun diyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını minnet ve şükranla anıyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun. Çünkü vatan en ister. Bilirsin ki çok seversin vatan. Evet, tamam. Sağ ol. Vatan senden sevimlidir şu vatan. Baş. Mahalle Mektebi, 1893 Askeri Rüşniye, 1895 Askeri İlerdi, 1902 Harp Akademisi ve 11 Ocak 1905 Mustafa Kemal Kurmay Yüzbaşı. 1912 Fatih Arzu Halim, yaz yare böyle. Şöyle haykırdı Mustafa Kemal Sivas'tan. Manda ve himaye kabul olunmaz. Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez. Milletin iradesini hakim kılmak temel esastır. Eylül'de tekrar döndü Sivas'a. Başladı Sivas Kongresi. Subaylar, çiftçiler, din adamları, memurlar oturup tek tek şunları konuştular. Vatanın bütün yanını düşman sarmıştı. İstanbul hükümeti hiçbir şey yapmamıştı. Anadolu'da ayaklanan isyancılar... Nerede milli bir kıpırdama varsa sindirmeye çalışıyor. Biz biliriz bizim işimizi. İşimiz kimseden sorulmamıştır. Kılıçla, mızrakla, topla, tüfekle başımız bir kere eğilmemiştir. Bir selam gibi gitti Erzurum'a, bir selam gibi geldi Sivas'a Erzurum'dan. Dağlar alçaldı yol vermeye, temizlendi iklimin karından. Yer gök inledi bir daha, istiklal sevdasından. Mustafa Kemal ve arkadaşları 27 Aralık 1900... Kurban, selam sana! Şanlı bayrağın, selam! Olacak. Başımdan beremi çıkarmayın. O benim şanım, şerefim olacak. Ayağımdan botlarımı çıkarmayın. Onlar nice yollar aşacak. Şehit olursam Sırat Köprüsü'nden sesimizi duyuracağız. Dilinin, elinin, dilinin, dilinin, ırzının elinin, kalbinin davacısı İmam Hatip kendisi. Sen bulutlarda süzülen yağmur damlası, meleğin kanalında taşınan incisin. Ancak seninle mümkün yurdun ihyası, yarınlara umut, İmam Hatip genç.